Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çokgenle aynı düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en az 3 noktanın birbirini kesmeden ikişer ikişer birleşmesiyle oluşan kapalı kapalı şekillere çokgen denir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi A B C D E F bu bir altıgendir. A B C D E F noktaları köşedir tek tek gösteriyorum. A, B, C, D, E, F. Bunlar köşe. Şunlar da kenardır. A, F köşesi. F, E köşesi. E, D, D, C, C, B, B, A. Bunlar da benim kenarlarımdır. Ve her birinin açısı vardır. B, A, F açısı. Burası. A, F, E açısı. Burası. F, E, D açısı. E açısı burası. E, D, C. Bura. Böyle. Her birinin açısı vardır. Ve önemli olan hemen iç açılardır dedik. Önemli olan bütün kenar uzunlukla uzunlukları, bütün kenar uzunlukları ve bütün iç açılarının ölçüleri yani bütün iç açılar 60, 60 60 60 60 diye 70 70 70 diye birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Bu kadar. Hemen bakıyorum aşağıya. Eşkenar üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dı. E eşkenarsa bütün iç açıları eşit olacağı için 3'e böldüm. 60, 60, 60 arkadaşlar. Buna geldim. 90, 90, 90 ve bütün kenarlar birbirine eşittir. Düzgün, dörtgen veya diğer kendi şahsi adıyla kare. Bu da düzgün üçgen ya da diğer şahsi adıyla eşkenar üçgen. Bu da düzgün beşgen. Dikkat edin, bütün açıla, kenarlar birbirine eşit ve bütün açılar da birbirine eşittir arkadaşlar. Düzgün altıgen. Bütün kenarlar birbirine eşittir. Evet arkadaşlar, şu düzgün olmasaydı, sadece altıgen deseydi, bu benim düzgün çokgenim olmayacaktı. Ya da buradan herhangi bir kenar farklı olsaydı, bu yine düzgün altıgen olmayacaktı. Sadece altıgen olacaktı. <laughs> Aşağıdaki soruya bakıyorum. Aşağıdaki çokgenlerden Düzgün çokgen olanları belirleyiniz. Arkadaş, bütün iç açılar eşit mi? Eşit. Peki bütün kenarlar birbirine eşit mi? Şununla şu eşit, şununla şu eşit. Yani farklı. O zaman bu düzgün çokgen olmaz. Çarpı. Bu ne arkadaşım? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşit mi? Eşit. Ama karşılıklı açılarla karşılıklı açılar eşitti. Yani bütün açıları birbirine eşit değildi arkadaşım. O zaman bu da düzgün bir çokgen olmaz. Buna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, altıgen. Altıgenin bütün kenarları birbirine eşit mi? Eşitliği koymuş. Evet o zaman bütün iç açıları da zaten birbirine eşit pay olacağı için eşit olacağı için bu bir düzgün çokgendir arkadaşlar. <laughs> Hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Şimdi çokgenlerin iç ve dış açıları. A, B, C, D, E, F altıgeninde. Her bir şu kırmızıyla gördüğünüz her biri iç açı arkadaşlar. Yazmış. Yani F, A, B A açısı. iç açı B, C, D, E, F hepsi bir iç açı. Dış açılarda hani bu doğruyu devam ettirirsek mesela şöyle bir kenar çizdim. Tamam mı? Şuraya bir kenar çizdim. Bu kenarda şu doğruyu devam ettirirsek arkadaşlar. Şurayı devam ettirirsek. Şurada bir iç açı. Ve bu bir doğru olduğu için burayı doğru açı olarak gördüğümden 180'a tamamlayacağım bir dış açı. İç açı, dış açı arkadaşlar. Öncelikle bunları unutmuyoruz. Dış açı, iç açı. Bunları unutmuyoruz. Ve bunlara bir dış açıyla bir aynı aynı yerdeki aynı yerdeki aynı köşedeki bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Ve önemli bir kural hemen dış açıları da söyledik. Birçok genin dış açılarının ölçüleri toplamı her zaman 360'tır. Arkadaşlar şurada hep Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dış açı var. 120 tane dış açı olsa dahi, 1000 tane dış açı olsa dahi dış açılarının toplamı her zaman 360 derecedir unutmuyorsun arkadaşım. Bu önemli ve bununla çok basit sorular çözeceğiz. Haberin olsun. Hemen aşağı inelim. Çokgenleri sabit bir köşesinden çıkan köşegenlerle üçgenlere ayıralım. Şimdi üçgenlere ayıralım dedi. Zaten bu bir üçgen ve köşesinden kendisine ardışık olmayan bir yere köşegen çekmem lazım. Çekebiliyor muyum? Hayır. Kenardayım hala. Kenardayım. Kenardayım. O zaman üçgen sadece bir tane üçgensel bölgesi vardır. Üçgenin. Ama gelelim dörtgene. Dörtgeni buradan ayırdım. Yani bir tane köşesinden çıktığı zaman kaç tane üçgene yapıyor? İki tane üçgen arkadaşım. Bir. 2. İki tane üçgen yaptı. Beşgen kendisine ardışık olmayacak. Bir sonraki köşeye gideceğim. Yani şuradan tutup şuraya çekmeyeceğim. Buradan buraya, buradan buraya. Kaç bölgeye ayırdı üçgensel? 2, 3. 3 tane. O zaman altıgende kaç tane? 1, 2, 3, dört tane. Artarak gidiyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Üçgende bir tane. Dörtgende iki tane. Beşgende üç tane. Altıgende yani kaç tane yaptı? Dört hep 2 eksi 3 eksi 1 2, 3 eksi 2 1 4 eksi 2 2 5 eksi 2 3 6 eksi 2 diyeceğim buraya 6 eksi 2 4 bu kaç 8 gel 8 eksi 2 6 tane sayıyorum 1 2 3 4 5 6 tane üçgeni var arkadaşlar o zaman biz buna hemen bir genel formülü yazacak olursak bir çokgenin sabit bir köşesinden, bu sözü dikkat et, köşesinden çıkan köşegenlere çokgeni kenar sayısının 2 eksiği kadar üçgene ayırır ve en kenarlı bir çokgenle yani en tane kenarı bilmiyorum sallıyoruz bunu 21, 30, 50 diye. Sabit bir köşesinden çıkan köşegen çokgeni en eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayırır. Bu da bir formülümdür. Onunla ilgili sorumlu var. Unutma. Hemen diğer kısma geldim. Bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı çokgenin sabit bir köşesinden çıkan köşegenlerin çokgenini ayırdığı üçgen sayısı ile 180 derecenin çarpımı ile bulunur. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğundan dolayı 180 ile çarpılır. Formül yani. En kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaçtır? Bak n eksi 2 kaçtan üçgeni ayırdım ve her bir üçgenimin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için bu işlemi yapıyorum. İç açılar toplamını buluyorum arkadaşlar. N-2. Üçgende kaç tane var? Yani N-2. 3 2'den 1 çarpı 180. Bak 1, 2, 3 üçgen. Yani bir tane üçgen. Bir tane de üçgen burada var. 2 tane. Yani şuradan kaç kenarlı bu arkadaş? 4 eksi 2'den en kenar sayısından çıkardım. 2 çıktı. 2 çarpı 180'den 360 yaptı arkadaşlar. 180, 360. Bazılarında ezbere bilmek gerekiyor. 5, 6, 7 gen, 4 gen, 8 gen. Bunların iç açılar toplamının ezbere de bilmek gerekiyor. Formülümü de bilmek gerekiyor. Bu da kaç gen? 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten kaç çıkarmam gerekiyor? Üçgeni ayırdığını bulmak için. 2, 3, 3 çarpı 180'mış. O da etti sana 540. 4 çarpı 180 720. 6 çarpı 180 1080 gibisinden pratik olarak bir üçgen bir dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı nasıl bulunduğunu hesaplıyoruz. Dörtgenlerim çokgenin arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Sonuç olarak bu formülleri bir kağıda yazın arkadaşlar. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çıkan köşegen sayısı n-3'tür. Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı bu arkadaşlar. Formüldür. n-3 ile n-2 en çok karıştırılandır arkadaşım. Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı. Bak bir köşeden. Bir tane dörtgen çizdim. Tamam mı? Bir köşeden çıkarıyorum. Bir köşeden herhangi bir köşeden çıkardım. Kaç tane çok köşegen çıkardım? bir tane çıkarabildim. Gördün mü arkadaşım? O zaman dört kenarı olduğu için 4 eksi 3'ten bir tane çıkarabildiğimi yazabilir miyim? Evet. Üçgen sayısı ise n eksi 2. Unutmuyorsun. Dış açılar toplamı her zaman 360'tı söyledik bariz. İç açılar toplamı n eksi 2 çarpı 180'de söyledik. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir tane iç açısının ölçüsü ise n eksi 2 çarpı 180'ı o kenar sayısına bölmekte arkadaşlar. Bu da zaten buradan çıkan nettir. N kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı her zaman 360 bölü n'den pratik bir şekilde yapabilirim. Çokgenin bir köşesindeki dış açı ile iç açının toplamı her zaman 180'dir. Zaten videonun en başında söyledim bunu. Bu 7 kuralı unutmuyoruz arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Hemen bir soruya geçtim. 8 kenarlı bir çokgenin iç ve dış açıların toplamı bulunuz. Toplamlarını bulunuz. İlk önce iç açılar toplamını bulacağım. Tamam. İç açılar toplamı formülü neydi arkadaşlar? İç açılar toplamı n 2 çarpı 180. Hemen kaçken bu? 8 gel. 8 2 çarpı 180. Evet. O da 8'den 2 çıktı. 6 çarpı 180. O da eşittir. 6 kere 0. 0. 6 kere 8. 48. 4 elde. 6 kere 1. 6. 4 de elde. 10. 1080'miş. İç açılar toplamı. Dış açılar toplamına bakalım. Dış açılar toplamı arkadaşlar. Dış açılar toplamı değişiyor muydu? Her zaman. Dedik ya videonun yine başında söyledim. 21 kenarı da olsa, 50 kenarı da olsa, 1000 kenarı da olsa dış açılar toplamı her zaman 360 dereceydi. En çok da düşürmek amaçlı bunu da sorabilirler. Haberiniz olsun. İşlem yapmadan direkt söyleyeceğin cevap. Hemen bir alttaki soruya geçtim. Düzgün altıgenin her bir iç açısının ölçüsünü ve her bir dış açısının ölçüsünü bulunuz. Arkadaşlar cümleyi düzgün okuduğumda her bir İç açısının yani bir tanesini istiyor. Formül neydi? Bir iç açı. Kaç derece? N-2 çarpı 180. Tüm açıların toplamı bölü kenar sayısı. Düzgün olduğu için iç açılarının her biri birbirine eşit olacağı için kenar sayısına böldüğümde bir tane iç açıyı bulmuş olacaktım. Doğru muyum? Doğrudur. N-2. Kaç diyor? Düzgün altıgen diyor. 6-2. 180 altı altı çarpı 180 bölü 6 kenarlı olduğu için 6'yı yazdım. 6 eksi 2'den 4 çarpı 180 bölü 6. Evet arkadaşlar 3 kere 6 18. O zaman ben burayı 6 ile sadeleştirirsem burada 30'a 1 kalır mı? Kalır. 4 çarpı 30'dan da altıgenin bir tane iç açısı 120 dereceymiş. Dış bir tane dış açı formülü neydi? Bir dış açı formülü. Arkadaşım şuradan da pratik olarak hemen bunu söyleyebilirsin. Bir iç açı 120 ise şurada hemen üste çıkıyorum çıktım. Bir iç açıyla dış açının toplamı 180 dereceydi. Yani bulduğum bir tane iç açıyı 180'e tamamlama için kaç lazım? 60. Cevabım bu. Ama formül neydi? 360 bölü n'de. 360. N kaç? Altı kenardan bahsediyorum bölersem yine bir dış açıyı bulmuş olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Hangi çokgenin bir köşesinden çıkan köşegeni çokgeni 8 üçgensel bölgeye ayırır? Şimdi 8 tane üçgensel bölge. Neydi formülüm? N eksi 2 üçgensel bölgeye ayırma formülü. E o zaman ne yapmam lazım benim? 8 8'e eşitlemem lazım bunu. N 2 eşittir 8'den. Eksi 2 öbür tarafa artı 2 diye geçer. Cebirsel ifadelerde denklemlerde bunları öğrendik. 8 2 daha n 10 yapar. Kaç kenarlıymış? 10 kenarlıdır arkadaşlar. <laughs> Hemen devam ediyorum bir sonraki soruyla. Bir dış açının ölçüsü 40 derece. Bir dış açısı düzgün çokgenin kaç kenarı vardır? E formül neydi? 360 bölü N'den de değil mi bir dış açıyı bulmak. E dış açı kaçmış? 40 dereceymiş. İşler dışlar yapıyorum. 40 N eşittir 360. 4 kere 9 36'dan o zaman N eşittir. Buradan 9 kenarlıdır. Yani kaç kenarı var? 9 kenarı var arkadaşım. Hemen bir sonraki soruya. ya. İç açılarının ölçüleri toplama. Dış açılar ölçüleri toplamının 3 katı olan çokgenin kaç kenarı vardır? İç açılar ölçüler toplama. Ne? N-2 çarpı 180. Dış açılarının ölçüleri toplamı neydi? Dış açılar ölçüleri toplamı 360'tı zaten. Bu ne? Toplamının 3 katı. Bunun 3 katı buraya eşitmiş. Doğru mu? Cümleyi doğru kurduğumuzu düşünüyorum. 180, 360, 2 kat var arasında. 1'e 2 oldu. Hemen n 2 eşittir. 3 kere 2'den 6 eksi 2 bu tarafa artı 2 diye geçecek. n eşittir 6 artı 2'den 8 olacak. Yani bu çokgen 8 kenarlıymış arkadaşlar. Şurada yazdım ve bitirdim. Hemen bir sonraki sayfamdan burayı da çözdükten sonra bitireceğiz arkadaşlar. Yanına bir kısmı verilen bir iç açısı verilen. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Bir tane iç açısı verilmiş. Düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğu isteniyor. Şimdi arkadaş yapmam gereken ben formülüm neydi? n-2 çarpı 180 bölü n bir tane iç açıyı veriyordu. O kimdi? Kaça eşitmiş? 140 bu arada. 170 değil. 140. Arkadaşım o zaman işler dışlar yapıyorum. n-2 çarpı 180 eşittir 140 n bu kadar 180'e dağıtıyorum 180 n eksi 2 çarpı 180'den 360 eşittir 140 n buraya kadar 140 n bu tarafa eksi 360 bu tarafa 180'den yani eksi 140 olacağı için çıkarırsam 40 n 360 da bu tarafa geçecek. E bura buranın kaç katıydı yine? Bir arka sayfada yaptık. En eşittir 9'dur arkadaşlar. 9 kenarlıymış. Bu kadar. Hemen gelelim diğer sorumuza. Yandaki ABCD beşgeninde bak beşgen düzgün beşgen demedi arkadaşlar. Düzgün beşgen olsaydı bütün kenarlar ve iç açılar birbirine eşit olacaktı. M, yani şuradaki X'in kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Hemen <laughs> işlem yapalım. Şimdi beşgenin iç açılar toplamı kaçtı? Neydi? Onu bir bulmam lazım. Beşgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180'di arkadaşlar. Beşgen olduğu için 5 çarpı 5-2 çarpı 180 peki 5'ten 2 çıktı. 3 çarpı 180 3 kere 0, 0 3 kere 8 24 2 elde 540 derece. 540 derece olacak buraların hepsinin toplamı verilenleri toplayacağım ama şurada düzenlemem gereken bir doğru var. Doğru 180 derece olacağı için buraya 110 derece kalır mı? 70'ten 180 180'dan 180'den 70'i çıkarınca kalacak. 180'den 80 çıkardım, 105 daha çıkardım, 95 derece de burası olacak arkadaşlar. Verilenlerin hepsini yazıp toplayacağım. 110, 120, 110, 95 toplayacağım. Topladıktan sonra çıkan sonucu 540'dan çıkaracağım. X'i bulacağım arkadaşlar. 0, 5, 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 13, 1 elde. 1, 2, 3, 1 elde 435 yaptı. 435, 540'dan 435'i çıkardım. 5, 10'dan 5 çıktı. 5, 3'den 3 çıktı. 0, 5'den 4 çıktı. 1, 105 dereceymiş X'imiz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açının ölçüsünün 4 katı olan çok gen kaç geni Bir iç açının ölçüsü bir tanesi. Yani n-2 çarpı 180 bölü n formülün bir iç açının ölçüsü. Bir tane dış açının formülü de 360 bölü n'de arkadaşlar bir dış açının 4 katıymış. O zaman buranın 4 katı buraya eşitmiş arkadaş. Bunu çözmem isteniyor. O zaman bir kere şu eşitlikten n ile n en birbirini götürdü. Ne kaldı? n eksi 2 çarpı 180 n ile n en birbirini götürdü ama birebir kaldılar Yani 4 çarpı 360. Şimdi 180'ın 2 katı 360 olduğu için burada 1 burada 2 kaldı mı? Kaldı n eksi 2 4 kere 2'den 8 eksi 2 bu tarafa artı 2 diye geçerse n eşittir 8 2 daha 10 kenarlı olacak arkadaşlar. Hemen bakayım. Arkadaşlar bugünlük burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.